Efendim merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz hepinize İşin İç Yüzü programından. Gerçekten düşündüğümüz gidiyor bu program. Düşündüğümüz neydi bizim? İşin iç yüzüydü ve bu programda dedikodu değil de işin iç yüzünün gerçeklerini konuşmaktı maksadımız. Konuklarımıza daha önceden davet yapmadan önceden bunu programın şartının bu olduğunu söylüyoruz. Onlar da onun bilinciyle buraya geliyorlar. Hiçbir şekilde uydurma, değil mi, böyle herhangi bir haber, dedikodu vesaire yapmadan doğrudan doğruya iş neyse onun iç yüzünü konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de öyle olacak. Efendim hellim. Yani ne güzel sandviçimizin arasına koyuyoruz, tavaya atıyoruz, yumurtayla, pastırmayla kavuruyoruz, yiyoruz. Bu hellim yıllardan beri Kıbrıs Türkü'nün vazgeçilmez bir gıdası olarak bir kenarda duruyor. Ama bugünlerde bu hellimin geleceği tehlikede. Bu maalesef ki maalesef basın medya tarafından kamuoyuna pek duyurulmamış bir problem yaşıyor. Kamuoyu farkında değil bazı olayların. Gerçekten değil. Yani üzülüyorum, sinirleniyorum da hatta. Çünkü çok büyük bir tezgahın, çok büyük bir oyunun eşiğindeyiz hellim konusunda. Güney Kıbrıs tabii ki burada problemimiz. Hellimin coğrafi tescilini yaptırmak için Avrupa Birliği'ne müracaatını yaptı. Peki ne olur? Yaptı. Bu hellimin patentini alır, satışının patentini alır ve sadece kendi satabilir. Kendi üretebilir. Biz ne satabiliriz? Ha, belki üretebiliriz. Evlerimizde şu bu falan küçük oranda bir şeyler gene yapılabilir. Ama maalesef bugün ülke ihracatının %25'ini oluşturan bu hellim artık bu %25'i bize kazandıramayacak duruma gelir. İşin felaket boyutu bu kadarla da değil. Konuklarımız var. Bize onlar anlatacaklar neyin ne olduğunu. Bu konuda ne kadar duyarsız kaldığımızın belki de bu program sonunda çoğumuz farkına varacak. Ve inşallah umuyoruz ki hellim üreticileri de dahil olmak üzere bütün kamuoyunun ayaklanması gereken, sesinin çıkması gereken bir konu olarak bakıyoruz buna. Böyle de olsun istiyoruz. Şimdi Kıbrıs Türk İş Adamları Konseyi Başkanı İlker Züğürt stüdyomuzda konuk. Hoş geldiniz İlker Bey. Hoş bulduk Abdullah Bey. Nasılsınız diyelim size de. Teşekkür önce ediyorum. İyi olmaya ben çalışıyoruz. Kötü girdim konuya. Ama gerçekleri gündeme getirdiniz. Tabii ki bu söylediklerinize birebir katılıyorum. Daima bu gibi duyarlı konularda birlik ve beraberliğimizi bir şekilde ortaya koymamız ve toplum olarak, ilgili kesimler olarak birlik ve beraberlik içerisinde alacağımız ortak kararları kararlar çerçevesinde muhataplarımızla görüşmemiz gerekiyor. Güzel bahsettiniz, güzel açıkladınız. İsterseniz biliyorum şimdi hemen konuya gireceksiniz ama ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Önce hellimin Kıbrıs Türk kültüründeki gıda beslenme durumundaki önemini, yani ekonomik değerini şöyle bir konuşalım. Hellim bizim için ne ifade ediyor Kıbrıs Türk'ü için? Evet, tabii ki hellim sofralarımızdan eksik olmayan yüzyıllardır gıda çerçevesinde. İşte zeytin, hellim, bunlar Kıbrıs Türkü'nün masasında, sofrasında olmazsa olmazlardan müteşekkil. Dolayısıyla hem Kıbrıs Türkü'nün mutfağında yüzyıllardır yerini almış, hem de Kıbrıs Türk ekonomisine büyük katkılar sağlamış bir ürünümüz. Gerek köylerde, kırsal kesimde, gerekse şehir içerisinde ezelden beri çok öncelerden
atalarımızın, bu işle iştigal eden çobanlarımızın, hayvancılarımızın ürettiği ve pazarlayıp kendi geçimlerini sağladıkları gıdalarımızın en önde gelenlerinden bir tanesi. Burada bir virgül atalım. Evet. Bir reklamımız var. Kısa bir reklam girelim. Daha sonra diğer konuğumuzla da konuşacağız. Çünkü diğer konuğumuz Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı. Onlar da bu programa katılmış olacaklar. Sanayi Odası olarak tabii ki. Bir reklam arası ve Ali Çıralı bizde olacak. Canlıca, gazozun adı. Dişlerinizi fırçalarken sizin de böyle oluyor mu? Peki böyle olsaydı hemen önlem almaz mıydınız? O zaman diş eti bakımınızı da ihmal etmeyin. Paladontax diş macunu, Macron teknolojisiyle diş eti bakımınıza yardımcı olur. Unutmayın, diş eti bakımınıza dikkat etmemek diş kaybına sebep olabilir. Paladontax, şimdi yeni ferahlık seçeneğiyle. Hayatta herkesin bir takıntısı var. Belki inanmayacaksınız ama benim takıntım klozet temizliği. Klozetteki şu kanallar var ya, ne kadar temizlesem de aklım orada kalırdı. Neyse ki kanallar kalktı. Ve bütün bunlar geride kaldı. Şimdi Vitra Rimex klozette temizlemeyi zorlaştıran kanallar yok. Tek harekette kolay temizlik var. Vitra Rimex klozet. Gündemden biraz uzaklaşıp politikadan ve siyasetten arınmak isterseniz İrfan Batu'nun sunumuyla Tatlı Sohbetler yarın 17.30'da. Evet, söylediğimiz gibi Sayın Ali Çıralı bizlerle, Sanayi Odası Başkanımız. Hoş geldiniz. Merhaba. Trafikten herhalde oldu. 5.30'da evet. Olacak. Oluyor, hepimizin başına geliyor bu. Bugünlerde trafik, özellikle kazı işleri, şunlar bunlar falan epeyce de uzun sürüyor. Hepimizi engelliyor. Biz açılışı yaptık sizin yokluğunuzda. İşin vehametinden bahsettik. Yani hellimin tehlikede oluşundan. Kıbrıs Türk'ünün bu hellimi kaybetmek üzere olduğundan, Rumların bu konuda Avrupa Birliği'ne coğrafi tescilini almak üzere müracaat ettiğinden bahsettik. Evet. Tam konuya geçiyorduk ki, ben dedim ki Fikri Bey, şu hellimin Kıbrıs Türk'ü için önce bir önemini, hellimin bizim hayatımızdaki önemi nedir dedim. Fikri Bey onu bize anlattı, reklamlara girdik. Siz de isterseniz şu hellim konusunda bize, yani Kıbrıs Türk'ü bu hellime nasıl bakıyor, nasıl görüyor? Evet, şimdi hellim Kıbrıslılar için, yani hem Kıbrıslı Türkler hem Kıbrıslı Rumlar için kültürel bir ürünümüzdür. Yöresel, bölgesel bir ürünümüzdür. Artık bu gelişen dünyada bütün ülkeler, bütün toplumlar kendilerine özgü kültürel ürünlerini tescilini yaptırarak bu ürünlerin hem özelliklerini daha ileriki, bundan sonraki nesillere aynen o özelliklerin taşınmasını sağlar. Hem de ekonomik getirisini, kazancını o bölgeye, yani coğrafi bölge olarak hangi bölge tayin edildiyse
o bölge istifade eder, ekonomik getirisinden. Yani örnek vereyim size, işte parmesan peyniri İtalyanların, sadece İtalya'nın o parmesan bölgesinde üretilir. Coğrafi tespiti de öyledir ve orada üretilme şartı vardır. Ancak orada üretildiği zaman bu ismi kullanabiliyorsunuz. Parmesan peynirinin bugün piyasalardaki değeri 50 euronun üzerindedir kilosu. Bunun getirisini da yine o bölgedeki bu işle iştigal eden insanlar alıyor getirisini. Yani dünyada başka ülkeler, başka toplumlar aynı ismi kullanarak bu üretimi yapamaz. Dolayısıyla hellim de bunu örnek verdim. Yani hellim de bizim için bu kadar önemlidir. Ve yani şu andaki rakamlarla da Kuzey Kıbrıs'ın ihracatımızın, toplam ihracatımızın %25'i, yani dörtte biri hellimdir. Yani genelde şöyle baktığımızda kamuoyu hellimi sadece kendi masasında bir tüketim ürünü olarak görmektedir. Yani bize katkısı olan bu %25 ihracattan belki de birçok vatandaşımız bir haber. Bir haber. Yani %25 ne demek? Yani dörtte biri demek. Yani biz ülke ekonomisinde yaptığımız ihracatlardan diyelim ki 1000 liralık ihracatımız var. Bunun 250 lirası gidiyor. 750 lira kalıyor. Yani çok çok önemli. Dolayısıyla kamuoyunun bilinçlenmesi ve hellimine sahip çıkması gerekiyor. Tabii ki bunu da yapacak olanlar, yani bir vatandaş tek başına çıkıp da sokakta bağıramaz. Yani bunu da yapacak şimdi, olanlar sizin gibi odalar. Evet, yani coğrafi tescillerde müracaat eden, tescil için müracaat edenler ya kurum, bizim gibi sivil toplum örgütleri olur veya o konuda üretim yapan bir kısım üreticiler bir araya gelir, bir kooperatif gibi bir oluşum yapar ve onlar müracaat edebilir. Yani şahıslar teker teker bunun müracaatını yapamaz zaten. Toplumumuzda önemli bir farkındalık yaratıldı zannedersem bu konuyla ilgili. Sağ olsun önceki sivil toplum örgütleri de bize yardımcı oluyorlar. Başta İlker Bey, İş Adamları Konseyi, Ticaret Odası, öteki sivil toplum örgütlerimiz de bizimle beraberdir bu mücadelede. Çok önemli bir konudur ve bu mücadeleyi bizim ille de kazanmamız lazım. Bu mücadele işte Avrupa Birliği'nde verdiğimiz mücadeledir. Çünkü Güney Kıbrıs bunu Hellim ve Hallumi isimlerini kendi uhdesine almaya çalışıyor. Kuzeydeki üreticiler denetlenemediği için bu ismi kullanamayacaktır. Eğer Avrupa Birliği kuzeydeki denetimlere bir formül, bir çare üretmezse eğer, biz bu isimleri kullanmaktan yoksun kalacağız. Tabii kullanamadığınız zaman da bu ürünü satamayacaksınız. Ekonomi için büyük bir darbe olur. ABAT kararlarını hatırlarsınız ama bu ABAT kararlarından da daha önemli bir konudur ve ekonomiye daha büyük zararlar verecektir eğer biz bu mücadeleyi kazanmazsak. Ama geldiğimiz noktalarda iyi işaretler vardır. Avrupa Birliği'nde bir çalışma başlatıldığını, kuzeydeki denetimlerin nasıl yapılacağına dair bir çalışma. Bu hep bizim talep ettiğimiz bir konuydu. Nasıl ki yeşil hat tüzüğünü yayınladı Avrupa Birliği ve kuzey ile güney arasındaki ticareti, insanların geçişini, vasıtaların geçişini düzenleyen bir tüzüktür. İşte hellim denetimleri konusunda da öyle bir tüzüğün hazırlanması ve kuzeyde de bu denetimleri yapacak olan kurumun, ki bunun bir sanayi odası olmasını talep ediyoruz her zaman, yani sanayi odasının da Avrupa Birliği tarafından yetkilendirilmesini talep ediyoruz. Aldığımız duyumlara göre bu konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığını, biz de zaten önümüzdeki hafta, işte 16'sında Brüksel'e bir ziyarette bulunacağız bir heyetle ve tekrar bu konuları orada da gündeme getireceğiz. Peki bu konuda Rumlar şey yapmış, demişler ki, yani bütün Kıbrıs adına, bu hellim bütün Kıbrıs adına. Yani Türkleri de kendilerine evet, de kapsıyor. Kıbrıs yani, coğrafyasının tümü için. Evet, onun için tescil demişler. Peki bizim bu tarafta denetlemeyi, burada üretilen hellimin denetlemesi şu bu falan, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmış mı? Bir tespitte bulunmuş. Şimdi Güney Kıbrıs müracaatında
denetimleri yapacak olan mekanizmanın Güney Kıbrıs'taki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkili kılınmasını istiyor. Ve bütün coğrafya için bu talepte bulunuyor. Ama biliyorsunuz Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne alınırken bir protokol da imzalandı. Protokol 10. Ve bu protokol 10'da da Güney Kıbrıs hükümetinin kuzeyde otoritesinin geçmediğini, dolayısıyla kuzeydeki denetimlerin de Güney hükümeti tarafından yapılamayacağı apaçık ortadadır. İşte bu noktalardan hareketle biz onu talep ediyoruz ki kuzeyde de ayrı bir denetleme kurulu oluşturulsun. Peki. Sayın Ama Başkan, bu yetkiyi direkt Avrupa Birliği versin. Yani Güney hükümetinin inisiyatifinde olmasın. Çünkü Güney hükümetinin çok da iyi niyetli olduğunu da söyleyemeyiz. Bu onun zaten bu coğrafi tescili de kendileri bir goz olarak kullanmak ve bizim ekonomimizi de çok etmek için başvurdukları da bir yöntemdir. Şey olur mu? Şimdi bu biraz fantazi bir soru olacak ama şöyle bir soru sorsam ben size, desem ki mesela Hellim olmadı adı. Biz de Mustafa koyduk bunun adını. Mustafa olarak ihraç ediyoruz filan. Ha işte o nokta çok önemlidir. Yani Hellim adını kullanmadan başka bir isimle dünya pazarlarına çıkarsınız. Ama ne kadar satabilirsiniz o ürünü? O yani şimdi Hellim veya Hallumi dünyada bir marka haline gelir. Nasıl ki başka markalar vardır. İşte Coca-Cola, Pepsi-Cola falan gibi dünyaca bilinen uluslararası markalar Hellim ve Hallumi de böyle uluslararası bir marka olmuştur. Yani bu markadan istifade etmeniz lazımdır. Tabii evet. O marka, o tescile göre belirlenen kriterlere, standartlara da uygun üretim yapmanız lazımdır ki o ismi kullanabilirsiniz. Ama yeniden bir marka yaratmak, işte Mustafa peyniri gibi bu çok uzun süreli, çok uzun vadeli ve çok da masraflı bir süreçtir. Şimdi, hazır bu marka oluşmuşken niye biz de istifade etmeyelim de yalnız Güney Kıbrıs istifade etsin? Bir de bu işin öbür yüzü var. Yani diyelim ki hadi Hellim'i kaptırdık, gitti. Zaten birçok kişi de böyle söylüyor. Yani Rum girişimini yaptı, bu Hellim işi bitti, Rum bunu alacak diye bakıyor. Yok, öyle değil esasında. Yani Rum bunu niye alsın? Bu benim de kültürel ürünümdür. Biz bunu, bizim kültürel ürünümüz olduğunu işte arşivlerden de yararlanarak 300-400 sene öncesinden bizim toplumumuza ait Hellim adının kullanıldığını biz bunları ispat ettik zaten. Bunları ispat etmezseniz zaten size bu coğrafi tescili yaptırmazlar, yapmazlar. Niye benim toplumuma ait olan bir kültürel bir ürünü ben başkalarına kaptırayım? Bunu da onun için bütün toplum olarak bu mücadeleyi vermemiz lazım. Peki başkan, şimdi iş adamları konsey başkanı var, sanayi odası başkanı var stüdyomuzda. Sivil toplum örgütlerinin yani en ileri gelenlerindensiniz burada. Sizin dışınızda, yani bu sivil toplum örgütleri dışında hükümetten herhangi bir destek alabiliyor musunuz bu mücadele konusunda? Ekonomi Bakanlığından olsun, Tarım Bakanlığından olsun. Evet, alıyoruz. Özellikle bu coğrafi tescil gündeme geldikten sonra Başbakanlığın muhtesinde Hellim Koordinasyon Kurulu diye bir kurul oluştu. Bakanlar Kurulu kararıyla. Bu kurulda Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanın Müsteşarının Başkanlığında bir kurul oluşturuldu. Sanayi Odası'nda içinde oldu. Ve bu konular o kurulda da tartışılır. Şunu da söyleyeyim, yani maddi yönden de çok masraflı bir işlemdir. Çünkü biz Brüksel'de bir hukuk bürosuyla da çalışıyoruz. Hukuk açısından haklarımızı savunabilmek için. Ve tabii maliyetli, masraflı konulardır. Devletimiz yani hükümet bu konularda bize yardımcı oluyor. Dışişleri Bakanlığımız yardımcı oluyor. İşte Brüksel'e ziyaret yapacağız. Orada ki randevularımızı falan ayarlıyorlar. Yani hükümette de bu konuyla ilgili bir çalışma vardır. Peki.
İlker Bey, size dönmek istiyorum. Az önce, yani program öncesinde sizinle karşılıklı kısa sohbetimiz içerisinde Avrupa Türk İş Konfederasyonu'ndan bahsettiniz. Orada Adem Kumcu genel başkanları buraya da gelmişler, gitmişler. Onlarla da teşviki mesainiz varmış ve 12 bin üyesi olan bir kuruluş bu konfederasyon. Evet. Onunla görüşmeleriniz bu konuda, çalışmalarınız ne durumda? Neler konuşuldu? Yani bu konuda. Evet. Tabii ki Avrupa Türk İş Adamları Konfederasyonu Avrupa'nın başkenti sayılacak Brüksel'de çok itibarlı bir sivil toplum kuruluşu. Yani biz onlarla geçen yıl Belçika'ya yaptığımız ziyaret sırasında tanıştık. Çok yani siyasi gruplarla, Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplarla çok iyi çalışmalar içerisindeler. Geçen yıl Hellim konusu gündemde yoktu bizim. Yani en azından bu kadar yoktu. Bu nedenle orada gündeme getirme fırsatımız olmadı. Ancak Kıbrıs Türkler olarak bizlerin de Brüksel'de, Avrupa Birliği'nde sesimizin duyulması, orada zaman zaman ihtiyaçlarımız çerçevesinde lobicilik faaliyetleri yapmamız ve bu konuda bize gereken yardımları yapabileceklerine dair bizlere görüş belirttiler. Bu tabii ki şu ana kadar Kıbrıs Türk sivil toplum örgütlerinin alabileceği en büyük destek olarak ben telakki ediyorum. Yine az önce de bahsettiğiniz gibi 30 Eylül'de bizim Kıbrıs Türk İş Adamları Konseyi olarak yapmış olduğumuz genel kurulumuza Sayın Genel Başkan, Konfederasyon Başkanı Adem Kumcu Bey ve Genel Sekreteri misafirimiz olarak adaya geldiler. Burada işte birkaç hellim üreten fabrikayı kendilerine gezdirdik, ikramlarda bulunduk ve bu konudaki sıkıntılarımızı, karşı karşıya olduğumuz problemleri söyleme şansımız oldu. Bizlere eğer bu konuyu Brüksel'e taşıyacaksak gerekli yardımları yapabileceklerini söylediler. Bilahare bu iş, hellim konusu hakikaten ülkemizde gündeme oturduktan sonra tekrar görüşmelerimiz oldu. Şu anda Adem Kumcu Bey bir iş gezisi için Cezayir'de bulunuyor. Birkaç güne kadar Brüksel'e dönecek ve bizleri yaptığı girişimler, bizler için orada hazırladığı program konusunda bilgilendirecek. Ve aldığımız bir davet üzerine Brüksel'e gitme ihtimalimiz var. İnanıyorum ki Sayın Başkanımız Ali Bey'in yaptığı görüşmelerin dışında bizim yapacağımız görüşmeler ve objektif faaliyetleri de kendisine destek olacak. Ve güzel bir sonuç elde edileceğine inancım tamdır. Lobi. Evet. Evet. Dediniz. Yani bu konuda başarılı olabilmemiz lobiciliğe bağlıdır. Ne kadar güçlü bir lobi yapabilirsek Brüksel nezdinde başarılı olmamız o kadar mümkündür. Dolayısıyla bu noktada işte İlker Bey'e de çok teşekkür ederim. Çünkü hakikaten Brüksel'de güçlü bir Türkiye, Türk iş adamları lobisi vardır. Evet. Bizim sanayi odası olarak oradaki iş adamlarıyla çok bir temasımız da yoktur, olmadı ama İlker Bey sayesinde herhalde bu temasları da sağlayacağız. Bizim bugün belli oldu. 16'sında Brüksel'e gitme durumumuz vardı. Dolayısıyla aynı tarihlere denk getirirsek Brüksel'de... Ki öyle olmalı bence yani. Değil mi? Yani 16'sından 20'si nedir bizim ziyaretimiz? Brüksel'de de bu önemli iş adamlarıyla bir araya geliriz. Ve onların da büyük katkıları olacağına inanıyorum. Çünkü muhakkak ki onların da etki yapabileceği çevreler de vardır. Tabii. Şimdi bu karar, aslına bakarsanız Türkiye'nin yanımızda yer alması elzem de gözüküyor. Şart da gözüküyor. Evet. Ne açıdan derseniz,
Türkiye'de 70 ya da 80 civarında hellim üreten firma var. Evet. Yani onların da önüne bir engel çıkmış olacak. Dolayısıyla şimdi o engelleyen Türkiye'deki üretici firmaların önüne bu engel çıkacaktır. Yani her zaman için çıkacaktır. Hatta yani bizim KKTC olarak yaptırmış olduğumuz tescil de Türkiye'deki üreticilerin bu ismi kullanmasına engeldir. Tabii biz şimdiye kadar bu konuyla ilgili herhangi bir girişimde de bulunmadık. Ama yani nasıl ki Türkiye'de işte Ezine peyniri tescili yapıldı ve sadece Ezine sınırları içerisindeki üreticiler kullanabilir o ismi. Veya nasıl ki Kayseri pastırması, yani örnek veririm. Bu da aynıdır. Çünkü o yöreye ait ürünlerdir. Yani Ezine peyniri, peynirini işte Gaziantep'teki bir üretici kullanamaz o ismi. Peki Türkiye nasıl yapıyor bu? 70-80 firma bu hellimi. 70-80 firma bunu daha önceden başladılar. Bu ismi kullanarak üretimde yapıyorlar. Ama dediğim gibi biz onları engellemek için herhangi bir girişimde bulunmadık şimdiye kadar. Onlar da devam ediyor. Fakat eninde sonunda Türkiye'deki üreticiler bu ismi kullanmaktan da vazgeçeceklerdir. Evet. Yani çünkü derler ki hani almazsak, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan evet. bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ama onun da ürettikleri ve ihraç edebildikleri malzeme, ürünler yani sınırlı sayıda, mahdut sayıda. Evet. Bir de en önemlisi bu olursa yani coğrafi tescillerin amacı zaten odur. Sadece o coğrafyada üretilmesi lazım o ismi kullanabilmesi için. Dolayısıyla yani Türkiye'deki üreticiler bundan vazgeçecektir eninde sonunda. Ya bizim sanayi odası olarak yapacağımız girişimler sonunda veya ABD'deki tescil gerçekleştikten sonra Güney Kıbrıs hükümetinin yapacağı girişimler sonucunda Türkiye'de bu isim kullanılmayacak yani. Zaten yöresel ürünler her zaman söylenir. Yani herkes tarafından da söylenir. Biz işte yani bir ay önce Antalya'da bir fuardaydık. Yöresel ürünler fuarı. Bütün yöredeki Türkiye'nin çeşitli yörelerinden insanlar, kuruluşlar ve genellikle sanayi ve ticaret odaları bu fuara katıldı ve herkes kendi yöresinin ürünlerini sergiledi. Çok çeşitli ürünler vardır ve hep söylenen şudur. Yöresel ürünler kalkınmanın anahtarıdır. O yörenin kalkınabilmesi için işte bir anahtardır sizin bu yöresel ürünleriniz. Dolayısıyla bunların tescilini yaptırın ve tabii tescille beraber aynı zamanda standart da geliyor bu ürünlere ve o standartların dışına çıkamazsınız. Dolayısıyla hem kalitesini ileriye yönelik bozmadan, kalitesini de bozmadan, kültürel özelliklerini de bozmadan bunu uzun süre devam ettirebilirsiniz ve gelir kaynağı olur o yöre için, o bölge için. Dolayısıyla yani çok çok önemli bir konudur. Onun için hellim de bizim için yani bu açıdan baktığımızda da yöresel, bölgesel kalkınmanın bir anahtarı olarak görürsek bunu, bütün toplum olarak bunu dört elle sarılmamız lazım. Evet. İlker Bey, bir de işin farklı boyutu var. Yani şimdi bizde de üreticiler var. Tamam, Türkiye'de 70-80 tane üretici firma var. Bizde kaç tane var? Aşağı yukarı. Yani irili ufaklı bizde de. 70-80 de herhalde bizde var. Bizde, evet. Biz Sayın Başkanımız tabii daha iyi biliyor konuyu. İrili ufaklı. Bizde de aşağı yukarı 80 civarında üretici vardır. 6000 kişi de aşağı yukarı bu sektörden ekmek yiyor. Yiyor. Evet. Nüfusun %17'sine tekabül eder o rakam. Çünkü tabii bu sektörü düşündüğünüz zaman sadece hellim üreticileri değil, işte hayvan besleyicileri, yani süt üreticileri, yem bitkisi, çiftçimiz falan. Yani bunlar da bu sektörle alakalıdırlar ve bu sektörden ekmek yiyorlar. Dolayısıyla yani bölgesel kalkınmanın anahtarıdır derken tam yerindedir. Çünkü bütün bu sektörler bu hellim sayesinde kalkınabilir. Az önce parmesanın fiyatından bahsetmiştim. Şimdi hellimin fiyatı Türkiye'deki, ben geçen hafta Türkiye'deydim. Bir araştırma yaptık Türkiye'de.
Türkiye'de hellimin ortalama fiyatı 30 TL'dir kilosu. Satış evet. fiyatı yani evet. marketlerdeki satış fiyatları. Fakat bizden çıkış fiyatı 11-12 liralardadır. Yani biz para kazanmıyoruz. Bizim üreticimiz para kazanmıyor ama bu markayı kullanan insanlar orada para kazanıyor. 30 liraya satıyorlar çünkü. İşte bunun getirisini buraya Kıbrıs'a yönlendirmek için Türkiye'deki üreticilerin bu ismi kullanmaktan vazgeçmeleri lazımdır. Onun da hukuki yönleri vardır. Hukuka müracaat edersiniz veyahut da siyaseten belki üst taraftan işte siyasilerin görüşmeleriyle telkin yapılır veya bildirimde bulunur Türkiye'deki üreticilere ve bu ismi kullanmazlar. O zaman da Türkiye piyasasında satılan hellimlerin tümü de Kıbrıs'ta üretilerek oraya gitmiş olacaktır. Tabii arz talep meselesinden dolayı da bu ürünün fiyatı çok iyi bir yere gelecektir. Fiyatı da iyi bir yere geldikten sonra bu toplum kazanacaktır. Muhakkak. Yani durum bir hayli şey gözüküyor aslına bakarsanız. Karışık da gözüküyor. Şimdi yani karışık değil de yani mücadele vermemiz lazım. Bak bugün biz İtalyan elçisindeydik, ziyarete gittik. İşte bu hellim konusundaki Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu anlatmak için. Yani Avrupa Birliği dönem başkanı İtalya şu anda. Şimdi Avrupa evet, evet. dönem başkanlığı da. Ve İtalyan büyükelçisi bize Parmesan'ın geçirdiği evreleri de anlattı. Gayet yakından da biliyor. Ve hala daha diyor, biz bunlarla mücadele ediyoruz. Çünkü başka üreticiler Parmesan ismini kullanmıyor ama Parmesan'ı çağrıştıracak, Parmesan'a başına bir harf koyarak veya başka yani çok yakın isimler kullanarak bu Parmesan benzeri şeyler isminden faydalanmaya çalışıyorlar ve hala daha bunlarla uğraşıyoruz. Bunları dava ederler, mahkemeye götürürler veyahut da İtalyan bayrağının kullanıyorlar diyor. Şimdi İtalyan bayrağının renklerini kullanıyorlar işte ambalajlarında. O da çağrışım yapar işte. İtalyan, Parmesan da İtalyandır. Bunlar dahi yasaktır esasında. Yani bu işaretleri bile kullanmak ambalajlarda yasaktır. Coğrafi tescile göre. Ama hala daha bunu istismar etmeye çalışan çok üretici vardır dünyanın her yerinde. Ve biz diyor bunlarla uğraşıyoruz. Evet tabii ki bu Abdullah Bey bu ürün Rum kesiminde şu anda 11 euro civarında satılıyor bütün dünyaya. Yani takriben işte 30 TL civarında. Az önce Sayın Başkanımızın söylediği gibi biz de burada işte 10-11 TL'ye ihraç ediyoruz. Rum 30 TL'ye yakın bir miktarla ihraç ediyor. Yani arada 3 misli bir fark var. Peki bunun sebebi ne? Eğer neden böyle oluyor? İşte yani içteki rekabet. İçteki rekabet yani rekabet. Alıcılar evet. geldiğinde ülkemize bir takım üreticilerle konuşuyorlar. Her biri bir miktar fiyat kırdığında artık ondan aşağı gidilmeyecek bir fiyat olarak ortaya çıkıyor. Bu 4,5-5 evet. dolar oraya kalıyor. Halbuki bir birliktelik olsa bir arada bir konuşma, anlaşma işte bizim ürünümüz aranır dünya pazarlarında yerini hakikaten güzel yerlere getirmiş bu ürünümüzü hep birlikte bir fiyat koyalım ve o fiyatın altında satmayalım. Ha, şimdi tabii burada hükümete de bir görev düşüyor. Yani belli bir fiyat politikası uygulansın ve hükümetimiz desin ki bizi yönetenler bu fiyatın altında ürününü pazarlayana sübvansiye vermiyoruz. Evet. Çünkü sübvansiye de yapılıyor. Veri katkı yapmıyorum ben. Böylelikle üreticilerimizi fiyat politikası olarak aynı bir hizaya getirip bu ürünümüzü değerinden pazarlamamız söz konusu olacak. Bunun sonucunda ne olacak? Üreticimiz, hayvancımız, ülkemiz ekonomisi kazanacak. Yani bu çok önemlidir. Ve bu birlikteliği biz şu ana kadar sağlamış değiliz. Rum o tarafta dediğim gibi 30 TL'ye bunu ihraç ederken biz 10-11 TL'ye ihraç ediyoruz. Yazıktır, günahtır. Biz kendi ayağımıza burada
Tabiri caizse kurşun sıkıyoruz. İşte bu markamız tescillenirse, ki tescillenecek, biz de faydalanacağız. Tüm bu anomaliler ortadan kalktığı zaman hem ülkede bu sektörde çalışan insanlarımız para kazanacak, hem de ülke ekonomimiz kalkınacak. Bu çok güzel bir olaydır Abdullah Bey. İnşallah bunu başaracağız. Sayın Başkanımız bu konuda ve bizler de kararlıyız ve onun himayelerinde bu işi götürmeye de and içtik. Sonuç nereye gidecekse gidecek, mahkeme ve inşallah bu istediğimiz yapılacak olan bu tescilden istediğimiz sonucu er veya geç alacağız. Peki bu Hellim Üreticileri Derneği diye bir dernek. Birlik var. Süt İmalatçılar Birliği, evet. Onlar kendi üreticilerini bilinçlendirme konusunda... Tabii şimdi herkes ürettiği ürünü iyi bir fiyata satmak ister muhakkak ama bizim Kuzey Kıbrıs üreticilerimizin bazı dezavantajları da vardır. Yani bir kere biz Avrupa Birliği'ne satamayız Hellim'i. Ambargoluyuz. İhraç ettiğimiz ülkeler birkaç tane işte Arap ülkesi, yani küçük pazarlar. Ve aynı zamanda o pazarlara, yani Rum, işte bu Arap pazarlarına Türkiye'deki üreticiler de ihraç edebiliyorlar. Türkiye piyasasında dediğim gibi yine 70'e yakın, 70'in üzerinde üretici vardır. Orada da müthiş bir rekabet vardır. Ve üreticilerimiz, yani onlar da muhakkak daha iyi bir fiyata satmak isterler bu ürünü ama o kadar çetin bir rekabet vardır ki neticede fiyatların düşmesine neden olur. Tabii fiyatlar düşerken aynı zamanda kaliteyi de düşürür. Yani o düşük fiyatlara satabilmek için bir kere kalitesinden feragat ediliyor. Bunu tabii bizim hiç tasvip etmediğimiz bir konudur. Onun için biz sanayi odası olarak denetleme kurulumuz vardır ve daha önce sadece imalatçıların imalathanelerinde denetleme yapıyorduk. Senede bir defa veya iki defa imalathanelerde tescile uygun olup olmadığını gidip denetimlerini yapardık. Ama şimdi ticaret dairesiyle işbirliği halinde iç piyasada denetimlere başladık. Yani Hellim'e belirli bir standardı getirmek ve bütün üreticilerin de aynı standartta üretim yapmasını sağlamak için, ki haksız rekabeti ortadan kaldırasınız, bu denetimlerin yapılması şarttır. Biz o denetimleri de başlatmış bulunuyoruz. İşte geçtiğimiz 10 gün önce bir marketten bütün üreticilerin Hellim'leri alındı. Tahliller yapıldı. Tahlil neticeleri de çıktı. Onu kamuoyuyla da paylaşacağız ama bu denetimler sıklaştık sonra üreticiler de mecburen o standartlarda üretim yapacaklarına göre eşit şartlarda rekabet koşulları oluşacak. Ve tescilde çalıştıktan sonra özellikle Türkiye piyasasında başkaları bu ismi kullanamayacaksa ve Türkiye piyasasında sadece buradan gidecekse Hellim, o zaman fiyatı da haliyle yükselecektir ve ekonomik bir değeri olacaktır yani. Şimdiki vaziyette bu sektör yani sürdürülemez bir yapıdadır diyebilirim. Evet. Çünkü devletin her noktada sübvansiye yapmasına rağmen bir çıkmazdadır. Hem hayvan besleyicileri işte gününde ödenemiyorlar, ödendikleri paralardan memnun değiller. İhracatçılarımız, imalatçılarımız öyle, aldıkları sütün parasını gününde ödeyemiyorlar falan. Bu hep ürünün fiyatına bağlıdır. Bu ürünün fiyatı düzeldiği zaman bu sektör de kendi ayakları üzerinde durabilen ve devlet desteğine de ihtiyaç olmayan bir sektör haline gelecektir. Burada işte yine de Hellim üreticilerine düşüyor en büyük iş. Yani birçok konuda böyleyiz ülke olarak, birçok konuda. Yani mesela şimdi bir şey örnek vereyim, tamamen konu dışı belki ama baktığınızda genel anlamda düşündüğünüzde aynı hataya düşülüyor. Yani müzisyenler de öyle. Dışarıdan gelen, mesela Türkiye'den gelen sanatçılara burada 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin dolarlar ödenirken bizim sanatçılar
250 liranın, 300 liranın, 150 liranın pazarlığını yapmak durumunda kalıyorlar. E şimdi kendi aralarında bir birlik de var, Müzisyenler Birliği de var mesela. Onlar fiyat kırıyorlar. Ben gelirim, 100'e çalarım, işte 200'e söylerim, 150'ye söylerim diyorlar. Dolayısıyla onlar da işte müzik mi, al sana müzik falan oluyor. Ve bizim müzisyenlerimiz burada geçinemediklerinden, yani yaptıkları işten para kazanamadıklarından tabii ki şikayetçi oluyorlar. E aynı şekilde şimdi yani hellim üreticileri de aynı şekilde. Ama şimdi buradan konuşması kolay. Sizin anlattığınız kadarıyla ben şuna inandım ki, yani adam ne yapsın? Üretiyor, malını satmak için de işte fiyatı kırıyor falan diye böyle bir hak verme durumuna geliyor insan ama genel anlamda baktığımızda eğer hep bu şekilde gidecek olursa, dediğiniz gibi bir fiyat denetimi, bir şey olmadıktan sonra yani bu iş pek öyle kolay kolay aşılacak. Düzelmez. Düzelecek. Muhakkak denetimlerin yapılması lazım. Evet, demek bir de şey, şimdi coğrafi tescil konusu. Tekrar başa gelelim, konunun başına evet. Gelelim. Bu hellim. Diyelim ki coğrafi tescili yapıldı hellimin. Bu hellimle de kalmayacaktır kanımca. Bunun arkası da gelecektir. Mesela bizim ekmek kadayıfımız var, değil mi? Evet. Çakı sitesimiz var. Sonra ceviz macunu var. Macunumuz var tabii. Daha başka... Şeftali kebabı kimin mesela? O da bizim. Evet. O da bizim. O da bizim. Şeftali tabii. Onlar şimdi var şimdi. Bu konularla ilgili biz bir çalışma başlattık. Şimdi coğrafi tescili yaptırmak o kadar da basit değil. Bir kere senin kültürel ürünün olduğunu ispat edebilmeniz lazım. Bu da dediğim gibi geriye dönüp 300 yıl, 500 yıl önceden bu ürün burada üretiliyordu, bu coğrafyada üretilirdi, bu isimle üretilirdi ve böyle üretilirdi gibi. Bunları ispat edebilmeniz lazım. İşte arşivlerden, Osmanlı arşivlerinden falan bulmak lazım. Yani bir araştırma konusu. Ve hem bir zaman ister hem de para da isteyen bir iştir. Fakat biz sana ödes olarak 6 üründe bu araştırmaları başlattık. Nedir onlar? Bir tanesi Zivaniya'dır. Ki Zivaniya'nın araştırmaları bitti ve tescili için de bizim mukayyetliğimize başvurusu yapılmıştır. Şeftali kebabı, çakistes, ceviz macunu, samarella, kaç saydım ben? Beş saydım. Ekmek kadayıfı var mı onların içinde? Ekmek kadayıfını koymadıydık. Koymadınız. Tabii şimdi coğrafi tescil var. Bir de bu menşedir. Yani o böl coğrafyada muhakkak ham maddesinin de orada üretilmesi lazım. Ve bu tabii bu ham madde üretilirken işte o iklimden etkilenir, o bölgedeki işte bitki örtüsünden etkilenir gibi argümanlarınızı ispat etmeniz lazımdır. Bir de ayrıyeten yine şey vardır, yine tescil vardır ama o mahreç denir. Yani sadece üretimiyle ilgili prosedürü belirler. Ham maddesini başka yerden getirebilirsiniz orada. Şimdi ekmek kadayıfı da belki o sınıfta olabilir. Yani menşe değil de mahreç sınıfında olabilir. İşte Türkiye'de mesela Adana kebabının yapıldı. O mahreçtir. Adana kebabı Türkiye'nin her yerinde yapılabilir. İstanbul'da da, Ankara'da da, Adana'da da ama onu yaparken o tescilde belirlenen prosedürü uygulamanız lazımdır. İşte kıyma alınır, böyle kıyılır, öyle kıyılır. İçine onu konur, bunu konur falan filan neyse o tarifi. O tarife uygun yaparsanız o ismi kullanabilirsiniz. Ama eti siz nereden aldığınız önemli değil. Ama coğrafi tescilde ham maddesi de önemlidir. İşte Kayseri pastırmasında da öyledir. Siz Kayseri pastırmasının adını kullanabilmek için muhakkak Kayseri ili içerisindeki hayvanlardan onu yapmanız lazım. Yani Brezilya'dan, bilmem Şili'den et getirip de siz Kayseri pastırması yapamazsınız. Veyahut da biz hellimi işte Türkiye'den süt getirip de burada hellim
Yapamazsınız. O sütün de burada üretilmesi şarttır. Dolayısıyla tescilliler ikiye dayalı. Bir coğrafi tescil, bir tanesi de işte mahreç dediğimiz. Ki sadece mesela Türk kahvesi de öyledir. Kahveyi getirirsiniz Brezilya'da, Brezilya'dan, ama tescili yapıldıktan sonra onun da işte önce kahveyi korsunuz, sonra suyu korsunuz, bu kadar derecede ısıtırsınız, sonra üç defa karıştırırsınız gibi şeyini, yani yapılış şeklini, kurallarını kor. Ama coğrafi tescil dediğim gibi yani şey tescillerin babasıdır. En önemli tescildir. Dolayısıyla her şeyi o bölgeden olmalıdır. Yani ham maddesi de, yapılışı da, paketlenmesi de. Her şeyinin burada olmalı. Yani burada hellini alıp da götürüp Türkiye'de siz onu paketleyemezsiniz. Onu yaparsanız hellim adını yine kullanamazsınız. Veya başka yerden süt getirip de burada hellim yapamazsınız. Farkı budur. Neyse yani şeyde de öteki ürünlerde de bu çalışmayı başlattık. Samarella'yı saydım galiba. Evet. Şimdi evet. Samarella'da mesela. Samarella çakızdes, ekmek kadayıfı yok dediniz, ceviz macunu dediniz. Şeftali kebabı. Şeftali kebabı. Çakızdes. Çakızdes. Yani şeftali kebabı da esasında bize özgü bir üründür. Rumlar da bizden çaldı onu. Şimdi Rumlar ona şeftalya diyor. Yani şeftali kebabının nereden çıktığını zaten herkes biliyor artık. İlk yapan Şef Ali'ymiş. Adı Şef Ali kebabı oldu. Şef Ali, Şef Ali yani döne şeftali oldu. Yani şeftaliye benzeyen bir tarafı yoktur ama adı şeftalidir. Sonradan Rumlar da bunu aldı. Şeftalya dedi. Bilirsiniz yani Rumlar, işte Osmanlı burada 300 sene kaldı. İdare etti burayı. Bu dönemde de Rumlar işte bizden bazı şeyleri aldılar. Mesela karpuza karpuzi der adamlar. Yani bizden aldılar o isimleri. Evet. Şeftali'de olduğu gibi. Ya Rumlara kalsa baklavayı da çalıyorlardı. Dönerimizi de sahiplendiler. Baklava bizim, döner bizim. Döner kebabımıza yani, sahiplendiler. Yani İskender Usta'nın İskender'ini. Evet. Tabii yani bu işlerde biraz da erken davranmak lazım. Yani başka bir ülke veya başka bir topluluk sizden bunları çalabilirdi. Gider ispat eder ki o da kullanırdı ama belki o 100 sene önce başladı bunu kullanmaya. Ben 300 sene önce başladım. Gider de tescilini yaptırırsa ve bizim haberimiz olmaz ve itiraz da etmeyik bu süreçte, o onu alır gider. İşte şeyde oldu, lokumda oldu. Lokumu yaptılar zannedersem Rumlar, lokumi diye. Yani biraz da uyanık olmak lazım. Artık bu işleri internetten de takip edebilirsiniz. Bu müracaatları takip edebilirsiniz. Dolayısıyla uyanık olmak lazım. Yani sadece uyanık değil yani. Görsen daha işte elinde imkanlar, mücadele edecek imkanın da olacak dediğiniz gibi. Evet. Masraflı işlerde. Doğru yani. Şu da bu da. Tabii peki, bu mücadele devletler bazında olur yani artık. Çünkü kültürel ürününüzü kaptırmamak lazım. Biraz çak isteriz. Bizi, ben de çok çok önemli bir şeydir yani bizim için. Onlara da sıra gelecek. Yapmamız lazım ama biraz... Evet. Şey yani yapalım, ağırdan şey almamak lazım diyorsunuz. Yani ağırdan. Son olarak bari bu tür bir mesajlar verildi. Çünkü programımızın evet, sonuna geldik. Her ikinizden evet, de ayrı ayrı. Gerek bu çakız destek, ekmek kadayıfıydı, ceviz macunuydu, şeftaliydi ve diğer kendimize ait, kendi kültürümüze ait 300 yıllık ürünlerimizin tescili konusunda derhal bir girişim başlatmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu, gerekiyor dediniz tabii ki. Ya bu konularda mesaj verelim. En azından bunları üretenlere de, bunlardan ekmek evet, yiyenlere de evet, şöyle kulaklarına bir küpe. Ben sizin aracılığınızla Abdullah Bey şunu söylemek isterim. Ülkemizde faaliyet gösteren ekonomik örgütlerin bizlerle, özellikle Sayın Başkanımızla, Sanayi Odası'yla temasa geçerek katkı koymalarını bekliyoruz. Yani şu anda bu işin önderliğini yapan Sayın Başkanımız bizlerden ne kadar destek, ne kadar yardım görürse yapmış olduğu bu ulvi görevde o kadar başarılı olacağına inanıyorum. Elimizden ne geliyorsa, ben diğer televizyon programlarımda da bahsettim. Bu konuda Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk İş Adamları Konseyi dışındaki
diğer ekonomik örgütlerimizin de bu konuda Sayın Başkanımıza destek olması lazım. Çünkü bu bir milli görevdir, milli davadır. Biz ekonomik örgütler olarak esas işimiz, hakkımız olan bu husustaki tescili lehimize çevirmektir. Evet. Ve biz sadece ekonomik örgütler olarak iç politikaya yönelik bir takım görüşmeler, konuşmalar, işte ziyaretler yapmak yerine bu gibi konularda yurt dışına çıkan ve haklarımızı korumak için çalışan Sayın Başkanımıza destek beyan etmelerini bekliyorum. Şu ana kadar İş Kadınları Derneği dışında maalesef diğer sivil toplum kuruluşlarımızın destek verdiğini ben şahsen görmedim Sayın Başkanım. Hiçbir beyanatlarını basında, sözlü ve yazılı basında böyle bir destek yaptıklarını, destek beyan ettiklerini veya arayıp sorduklarını duymadım. Sayın Başkanımız duyduysa veya böyle bir temas kurmuşsa bahsettiğim bu örgütlerle bilmiyorum. Ben tekrar buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen çok az bir zaman süreci kalmıştır. Elimizde ne varsa, ne gibi katkı koyabiliyorsak lütfen Sayın Başkanımızla temas kurarak bu katkıyı diğer sivil toplum kuruluşlarından, ekonomik sivil toplum kuruluşlarından ortaya koymalarını hassaten rica ediyorum. Eğer birlik içerisinde belli bir anlayış ve görüş birliği içerisinde hareket edersek bizim elde edemeyeceğimiz hiçbir sonuç yoktur. Ben sizin kanalınızdan, Diyalog TV'den bu çağrıyı yapmak istiyorum. İnşallah Sayın Başkanımız 16 Aralık'ta Brüksel'e bir ziyaret yapacak. 16 Aralık günü gelmezden evvel kendisiyle temas kurarlar ve bu konuda desteklerini beyan ederler. Biz de 16 Aralık sonrası için sizden söz alalım başkan. Tabii. Yani oradaki gelişmeleri tekraren yani 16-20'sinde burada olacağız tekrar. Gelişmelerle ilgili bilgi veririz. Ben İlker Bey'e çok teşekkür etmek isterim bu çağrısından dolayı. Sadece ekonomik örgütler de değil, sosyal, kültürel örgütlerimiz de olabilir. Muhakkak herkesin bir tanıdığı, bir bildiği vardır, bir temas içinde olduğu bazı örgütler vardır. Dolayısıyla bu hellim konusunda herkesin desteğini istiyoruz, talep ediyoruz. Eğer bilgi noksanlıkları varsa, yani bu tescillerle ilgili bir bilgi noksanlıkları da varsa, bizimle temasa geçsinler, biz onlara bir briefing veririz, aydınlatırız. Yani tescil nedir, ne değildir, nasıl yapılır, hangi aşamadadır şu anda Avrupa Birliği'nde, Brüksel'de. Bunlarla ilgili de yani aydınlatırız bu örgütlerimizi ve kendi çevrelerinde lobi çalışmalarını yaparlar ve hep birlikte olursak bu işi kazanırız. Tabii ki ben ekonomik örgütler diye bahsettim. Çünkü bizim asli görevimiz iş dünyamızın geliştirilmesi, yatırımların ülkeye çekilmesi, ürettiklerimizi pazarlamamız ve genel olarak ülkemizdeki çalışanlarımızın refah düzeyinin artırılması konusundadır. Ama bir ganarya sevenler, bir bilmem ona benzer dernekler de bize katkı koyarsa ona da yok demiyoruz. Ama bizim ekonomik sivil toplum kuruluşları olarak asli görevimiz bu konuda Sayın Başkanımıza elimizden geldiğince destek sağlamaktır. Ben o manada onunla alakalı bunu söyledim. Ama bunun dışındaki örgütler de destek beyan edecekse seve seve kabul ediyoruz. Evet. Sayın Bakan da mutlu oldu Sayın Başkan da mutlu oldular. Tabii ki olacaksınız. Burada nacizane bir fikir de benden çıksın istiyorum. Hani şu anda mesela bu çakıstesle, ceviz macunuyla, şeftali kebabıyla ilgili bir takım tehlikeler de söz konusu. Ve çabuk davranan kapar misali. Evet. Bizim yaptığımız programın gerçi iki tekrarı daha olacak. İnşallah çok geniş bir kitleye ulaştırabiliriz ama burada hani broşürlerle yazılı basına ilan vererek işte en çok satan gazeteler, Diyalog, işte Kıbrıs falan buralara ilanlar verilerek
bu üreticiler, bu konuda ekmek yiyenler, gelecek bekleyenler uyandırılıp yani birlik beraberlik içerisinde hareket edilmeye yönlendirilirse zannediyorum o tehlikeleri ortadan ancak bu şekilde savuşturabiliriz diyorum. Sizlere bu programa katıldığınız için, böylesi çok önemli bir konuda kamuoyunu bilgilendirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve Brüksel sonrası sizi tekrar burada görmek istiyoruz. Ayrıca ikiniz de. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim işin iç yüzü bu işte. Gördüğünüz gibi hellimin işinin iç yüzü ama background'ında da daha bir sürü olay var. Çakıstes var, ekmek kadayıfı var, ceviz macunu var ve birçok şey var. Dolayısıyla burada da birlik yok, beraberlik yok dememek adına birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Hep birlikte el ele mücadele edersek diyor sevgili konuklarımız da bu işlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz deniyor ki çok da mantıklı, çok da doğru. Birlik beraberlik üzerine kapatalım programımızı. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.